Karanlık, rüzgar, deniz fırtınası, su baskını, orman yangını, yağmur, şimşek, yer sarsıntısı, çığ düşmesi, yok olmuş kentler. Suları havalandıran hortum, kopmuş ağaç dalları ve otlar arasındaki insanlar. Rüzgarda sürüklenmiş ağaçlar, uçuşan eşyalar, ters yöne dönen saatler, dev dalgalar, parçalanmış ve kopmuş gemiler. Resmin ön planında kırmızı gri karışımı bir renk kullanılmış. Ve kompozisyon bir uçurumla sınırlandırılmış. Sağda oldukça koyu renkle verilmiş bir ağaç. Ortada ermiş anne, saçları düzgün bir şekilde yana taranmış, başında saçlarının sadece arka kısmını kaplayan bir örtü. Gözleri inik, gülümsüyor. Dizleri üzerinde ise genç Meryem duruyor. Meryem, pembe renkli dekolte bir elbise giymiş, sol kolu ve dizleri üzerinde büyük mavi bir manto var. Meryem henüz 2-3 yaşında bir bebek olan İsa'ya doğru eğilmiş. Çocuk İsa önündeki kuzuyu elleriyle tutmuş ve başını Meryem'e çevirmiş. Güç şiddet değildir. Güç özgürlüktür. Dahası o büyüktür. Her şeyi kendinde toplamıştır. Önüne çıkan fırtınayı alt edebilir. O yıkımı yaşatan şeyi yıkabilir. O yenmek için nefes alıp verir. Ve önüne çıkan engelleri yok eder. Ve o zamanın bizzat kendisidir. Büyüdükçe gücü de katlanır ve büyür. Her şey her an ölümden kaçar. Her şey baskı altındadır. Bir başka şeyin varlığı, bir diğer şeyin varlığı ya da yokluğu üzerine kuruludur. Leonardo sanat yaşamına 1462 yılında başlar. İlk önce Floransa'da Verrocchio atölyesinde çalışır. O dönemde melekler ve manzara resimleri çizen ve hocasından ders alan tanınmış bir ressamdır. Aynı dönemde Kutsal Mesaj adlı tablosunu yapar. Bir süre sonra portre ressamı olarak ünlenir. Birçok Meryem resmi Leonardo'ya atfedilir ancak bunun kesin bir delili yok. Bir süre sonra Büyücülerin Tapılması adlı tabloya başlar ancak tamamlayamaz. Ardından Toskana'dan ayrılıp Milano'ya geçer ve orada Ludovic Lomo ile birlikte çalışır. Orada Madame L'Hermine adlı tablosunu yapar. Bu tablo onun kayalardaki Meryem resimlerine bir tür başlangıç teşkil eder. Büyük olasılıkla Louvre'da şu an bulunan resimdir bu. 1495'te Meryem tablolarının genel sahnelerini hazırlamaya başlar.
Leonardo Ludovic'ten hemen sonra Isabel d'Este'in portresine başlar. Floransa dönüşünde Zoveccio Sarayı için Amdiari Savaşı adlı tablonun eskizlerini yapar. Bu resim öncesinde desenler sadece Detroit Müzesi'nde Rubens'in yaptığı bir kopya ile birlikte sergileniyor. Leonardo ermiş anla üzerine ön çalışmalarını yoğunlaştırır ve Francesco del Giocondo'nun eşi Mona Lisa'nın tablosunu tamamlar ve bu tablo tüm dünyada tanınır. Leonardo 1506'da Milano'ya dönerek Kayalıklardaki Meryem tablosunun ikinci versiyonunu yapar. Bu resim şu anda Londra'da. Leonardo tüm bunların yanında ermiş anla konusunda araştırmalarını sürdürür. 1513'te Milano'dan ayrılıp Julien de Medici adına çalışmak için Roma'ya gider. Sanatçı burada kendini teknik çalışmalara adar. 1516'da Medici'nin ölümü üzerine Fransa Kralı 1. François'un davetini kabul eder. Derken Roma'dan Alplere taşınır. Büyük olasılıkla yanında La Joconde, Ermiş Anla ve Saint Jean Baptiste adlı tabloları da vardır. Çünkü bu resimler o dönemde henüz tamamlanmamıştı. Leonardo önce Manoir de Clou'ya yerleşir. Burası bugün Amboise Çotası yakınlarındaki Clos de Sceaux olarak tanınan yerdir. Anlatılanlara göre buraya sanatçıyı ziyaret için gelen kral kendisine bir yeraltı geçidinden geçerek ulaşabiliyormuş. Tarih 2 Mayıs 1519, yardımcısı Francesco Melzi, İtalyanca olarak toplam 10.000 sayfalık çalışma notları hazırlamıştır ve hepsi Leonardo'nun devasa araştırmasına aittir. Ancak metinler tersten yani sağdan sola yazılmıştır. Resim üzerine Leonardo'nun genel düşüncelerini aktaran bu metinler 17. yüzyıldan itibaren kitap olarak basılmaya başlayacaktır. Büyük olasılıkla 1. François tarafından alınmış olan La Joconde tablosu Fransa'da kalır. Ermiş Anla tablosuysa belki de yardımcısı Melzi tarafından İtalya'ya götürülmüştü. Ardından yaklaşık 100 yıl sonra bu tablo Kardinal Richelieu tarafından satın alınacaktır. Kardinal'in büyük sarayına yerleştirilecek olan resim, daha sonra bu sarayın kraliyet sarayı olmasıyla tablo 13. Louis'e geçer. Ardından Avusturyalı bir naibe geçen tablo, Fontainebleau'daki kraliçe odasına konur. Daha sonra 14. Louis'nin Versailles'deki koleksiyona dahil edilir. Son olarak 1820'de Louvre Müzesi'ne konur. İnsan, eskiler tarafından mikrokosmos olarak adlandırılırdı. Çok doğru, zira insan toprak, hava, su ve ateşten oluşmuyor mu? Hatta toprağa %100 bağımlı değil mi? İnsanın eti ve teni nasıl kemikler tarafından destekleniyorsa, toprak da kayalar tarafından destekleniyor. İnsan nasıl nefes aldıkça yaşıyor ve bu sayede büyüyorsa, dünyada okyanuslar sayesinde kendine kozmik bir teneffüs sağlıyor. Güçlü esen rüzgar, okyanusun sularını nasıl boşaltamıyorsa, insan nefsi de içindeki kanı aynı şekilde boşaltmaya yetmiyor. Leonardo tablosunu yapmadan önce bir karton hazırladı. Londra'daki National Gallery'de bulunan Ermiş Anlı'ya ait ilk desen, pastel renklerle boyanmış bir ön çalışmadır. Bu desende Meryem, Ermiş Anlı'nın dizleri üzerine oturmuştur ve çocuk İsa, Saint Jean Baptiste ile oynamaktadır. Bu aynı temaya ait birçok hazırlık deseni bulunmaktadır. Ancak Leonardo hazırladığı resmi hiçbir zaman tablo haline getirmemiştir. Buna karşılık öğrencilerinden biri olan Bernardo Luini, Leonardo'ya ait bu kompozisyona Saint Joseph'i de ekleyerek tabloyu tamamlamıştır. Pierre Nuvolaria, Isabel d'Este yazdığı Nisan 1500 tarihli bir mektubunda resseme ait ikinci karton üzerine yapılan eskizin tarifini yapar. Bu çalışmada Leonardo'nun ilk dönem yaptığı resimlere benzemektedir. Çünkü eskizde Saint Jean Baptiste'in yerine bir kuzu yerleştirilmiştir. Ancak bu karton daha sonra kaybolur. Venedik'te bulunan bir eskizse belki de bu desene benzetilebilir. Hemen devamında Leonardo şu anda Louvre'da bulunan Ermiş Anlı resminin desenlerini hazırlar. Ancak bu resimde kaybolur ve geride sadece eskizleri kalır. Resim gözün tüm işlevlerini yansıtır ve resim her şeyi görür. Karanlığı ve aydınlığı, hacmi ve rengi, figürü ve biçimi.
uzaklık ve yakınlığı, hareketi ve durağanlığı. Ermişanlı tablosu 112 santimetre genişliğe, 168 santimetre yüksekliğe sahiptir. Tabloya ait pano, İtalyan kavak ağacından yapılma 4 tabakadan oluşmaktadır ve arkasında yatay durumda 2 destek vardır. Panonun kalınlığı 4 santimetredir. Ressam bir ara tabloyu genişletmiş. 7-8 santimetre genişliğinde 2 ek her 2 yana eklenmiş. Ardından kompozisyona dahil olacak biçimde uygun renklerle boyanmış. Bugün bu 2 ek tabloya ait çerçevenin altında kalmıştır. Tablonun tabanı biraz deforme olmuş durumda. Yapılan analizler yüzeyin dikey sütunlara bölündüğünü ortaya çıkarmıştır. Ayrıca ermiş anlanın yüzünü boydan boya geçen dikey bir çatlak belirlendi. Büyücülerin Tapınması ve Ermiş Jerom adlı tablolar tamamlanmamış resimler olup Leonardo'ya ait ilk çalışmalardır. Kırmızıya yakın bir rengin kullanıldığı bu tablolara neredeyse tek renk hakimdir. Detayların bile aynı renkle verildiği bu tablolarda bazı bölümler açık tonlarla betimlenmiş. Resme ait boya tabakası aşırı derecede incedir. Ancak Leonardo'ya ait bu tekniğin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Bilinen tek şey bu tablolar için çok uzun bir süre çalıştığı, Aziz Anne için neredeyse 10 yıl uğraştığı bilinmektedir. Buna karşın bazı detaylar tamamlanmamıştır. Gerçekte teori zekada saklıdır ama uygulama ellere aittir. Bu nedenle Leonardo da Vinci yaptığı şeyde karşılık bulamayacak kadar devasa bir zekaya sahipti. Zaten çok az şeyi tamamlayabildi. Bunun bilinen bir nedeni var. Elleri zekasının düzeyine asla yükselemedi. La Joconde'un yüzü tamamen çatlaklarla dolu. Ancak ellerinde hiç çatlak yok. Bunun nedeni ressamın bu iki bölgede farklı renkler ve teknikler kullanmış olmasıdır. Aynı şekilde ermiş anların yüzü, ahşap malzemenin zamanla gerilmesinden kaynaklanan belirsiz bir iz dışında pürüzsüz kalırken, çocuk İsa'nın hemen hemen her yeri çatlaklarla kaplıdır. Birçok onarımdan geçen resim, ilk dönemlerine ait yağlı boya ve tempera izlerini açıkça ortaya çıkarmıştır. Tüm bunlar çıplak gözle görülebilir. Ultraviyole ışınları yardımıyla elde edilen fotoğrafta da aynı tekniklerin koyu lekeler olarak ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Ressam düzenli bir biçim ortaya koymayan detayları ve karakterlerin tenlerini hafif mavileştirerek bir tür ön hazırlık ortaya koymuş. İyi bir yeşil renk elde etmek için yeşili kullanmalı ve bu rengi en koyu ve en gölgeli yerlerde kullanmalı. Daha açık bir yeşil için yeşili ve toprak rengini karıştırmalı. Çok daha açık bir yeşil içinse yeşil ve sarıyı karıştırmalı. Böylece tek bir ana renkten yola çıkarak istenilen her tür etki yaratılabilir. Ermiş Anlı tablosu 2 kapalı bölgeye ayrılmış. Birincisi karakterlerin tenleri, kıyafetler ve yakın manzaraya ait sıcak renklerin kullanıldığı bölge. İkincisi gökyüzü, dağlar, su ve Meryem'in mantosuna ait soğuk renklerin kullanıldığı bölge. Resimdeki renk dağılımı oldukça dar. Soğuk renkler ve sıcak renkler aşırı derecede sınırlandırılmış durumda. Aydınlık bölgelerse karanlık bölgelere olan yakınlıkları ile belirginleştirilmiş. Ağaç ve gökyüzü, ermiş anların yüzü ve saçları, Meryem'in omuzları ve kahverengi saçları, İsa'nın yüzü ve arkasındaki fon. Ressam ilk planda yer alan karakterleri aydınlık karanlık ve açık renk koyu renk karşıtlığı ile belirginleştirmiş. Çocuk İsa'nın kırmızıya yakın ten rengiyle kontrast oluşturan yüzü maviye çalan bir renkle koyulaştırılmış. Mavi renk kapalıdan açığa bir sıra izlerken, ten renkleri açıktan kapalıya doğru bir renk izlemiş ve kırmızı renk uzaklaştıkça değişmiş. Aydınlık bir görünüme sahip ermiş anların yüzü, gökyüzüne yaklaştıkça çok daha koyulaşıyor.
Leonardo renkleri bozarak özel bir teknik yaratmıştır. Bu bozulma sonucu oluşan biçem yüzlerde oldukça düzenli. Bu tekniği kullanmasındaki bir başka amaç da devamlılığı parçalayarak detaylara daha çarpıcı bir görünüm kazandırmaktır. Yaptığı her şeye en iyi görünümü vermeye çalışan üstün bir yeteneğe sahipti. O, resimlerde ince bir aydınlık ve derin bir karanlık peşinde koşardı. Karanlık için en siyah tonları kullanarak aydınlık bölgelerin çok daha açık ve canlı görünmesini sağlardı. Bu koyu fon sayesinde öndeki resmi ortaya çıkarmaktan çok sadece o yüzü aydınlatan bir tür gün ışığı yaratmış olurdu. Tüm bunları bir resmi tamamlamak ve mükemmel sanatı yakalamak için yapardı. Hava ışıldayan düzgün hatlarla doludur ve bu hatların her biri birbirini yakalar ya da keser. Ve bu karşılaşma sonucunda varoluşlarının gerçek biçimine kavuşurlar. Resmin ön planında yer alan karakterler tam bir üçgen oluştururken, bu bakış açısı bütüne yayıldığında bir tür piramidin ortaya çıktığı görülür. Bu tarz, Leonardo'nun klasik tarzı olup, ilk desenlerden son çalışmalarına kadar tüm tablolarında bu üçgen formu görmek mümkün. Ermiş Anlı'nın yüzü en tepededir ve başıyla sol ayağı dikey bir doğru oluştururlar. Çocuk İsa ve Meryem'in başları da çok düzgün bir çizgiye karşılık gelmektedir. Bakışlar ve jestler, resmin tüm ritmini sağa doğru yönlendirir. Böylece Ermiş Anlı çevresinde oluşturulmuş düzgün bir üçgen daha ortaya çıkar. Ayrıca karakterlerin oluşturduğu bütün de birçok daire ve elips çizebilir. Ancak bu düzgün formlara karşın bazı detaylar sanki acemice çizilmiş gibidir. Ermiş Anlı'nın duruşu biraz gariptir ve Meryem'in sağ kolu pekala Ermiş Anlı'ya ait olabilir. Ayrıca iki karakterlerin bacakları birbirine karışmış gibidir. Aynı şekilde kuzunun ayakları çocuk İsa'nın kalçalarıyla tek düze bir devamlılık içermektedir. Leonardo'nun karton çalışmalarından başlamak üzere tamamlanmış olan diğer resimlerinde de aynı biçim sorununa rastlanır. Michelangelo aynı tarzda yaptığı resimlerinden birinde bir daire içinde beş aile yerleştirerek güçlü bir form ve hareket yaratmış. Raffaello'ya ait Kuzulu Madonna tablosunda da hareketi ve resmin ana temasını kuzu çevresinde vermiştir. Leonardo ise başka ressamlara benzememek için bir başka çözüm daha bulur. Ve bir süre sonra birçok ressam onu taklit edecektir. Leonardo'nun izlediği yolu değişik resimlerinden ve Ermiş Anlı'nın farklı versiyonlarından anlamak mümkün. İlk eskizlerde figürler birbirine yaklaşmış, birbirine girmiş ve hiçbir şeyin sınırı belli değil. Eskizlerin tablo haline getirilmiş olanlarında bu gariplik düzelmiş. Ön plandaki karakterlerin birbirine geçmiş görünen detayları belirli bir iç dinamikle ayrılmış. Resimde biçimle içerik arasında birçok örtüşme söz konusudur. Bu örtüşme elbise kıvrımlarıyla dağın kıvrımları, Ermiş Anlı'ya ait yüzün kütlesi ve arkadaki dağın kütlesi, kayaların katmanları ve kumaş üzerindeki katlanmalar, çocuk İsa'nın kıvrımları ve kuzun tüyleri, Ermiş Anlı'nın başındaki örtünün ön kıvrımı ve Meryem'in dekolte kıvrımları şeklinde tekrar eder. Bu iç içe geçmişlik ve tekrar, Leonardo'da en belirgin temadır. Bir duvar ya da duvar yerine geçmiş dev bir kaya çok şey anlatır. O, hiç değişmeyen varlığıyla derin bir analoji abidesi gibidir. Duvar üzerinde her zaman izler ve lekeler vardır. Ağaç, hayvan, bitki, insan ve tarih lekeleri. Onda insana ait her şeyi, savaşları, gelenekleri, hatta kostümleri bile görebilirsiniz. Ve onda şeylerin net ve sonsuz biçimlerini görebilirsiniz.
Kayaların ve duvarların yankısı çanların sesine benzer. Onların kalp atışında hayal edebileceğiniz her türlü sesi ve sözcüğü duyabilirsiniz. Meryem'in annesi kabul edilen Ermiş Anna figürü 14. yüzyılda çok az görülürken 15. yüzyıl Toskana'sında çığ gibi büyüyecektir. Ermiş Anna Mazzaccio'nun fırçasında yaşlı bir kadındır ve dizlerini oturttuğu Meryem'e her şeyiyle hakimdir. Leonardo'da bu iki kadın arasındaki yaş farkı çok fazla değildir. Aralarındaki dinsel her tür hiyerarşi yok olmuştur ve Meryem annesinin dizlerinde oğlu İsa'yı tutmaktadır. Çocuk annesinin iki bacağı arasına yerleşmiş, tıpkı bir doğum sahnesini canlandırıyor gibidir. Ayakları insanlıkla birleşmek için hafif yere basmıştır. Çok eski resimlerde kuzu, Tanrı'ya kurban verilirken resmedilirdi. Çarmıha gerilmiş ve oradan Tanrı katına çıkmış olan İsa, bu acıyı tanıyordur ve kuzunun kırılganlığının farkındadır. Ancak kuzunun ayaklarına bakılırsa İsa'nın kuzuyu biraz zorladığı fark edilir. Ancak kuzunun bu zorlanması ve incitilmesinde çocuk İsa gelecekte insanlığın kendisine yapacağı işkenceye işaret eder gibidir. Ve belki de Meryem oğlunun bu kaderinin farkındadır. Resimdeki bir başka sır yüzlere aittir. Leonardo'nun yüzleri tüm yumuşaklığıyla kalpleri okşar. Ressama özgü çok özel bir yüz tipi, Rönesans Floransası'nın tüm etkilerini de yansıtır. Botticelli, Michelangelo, Raffaello ve daha birçok ressamın fırçasından yansıyan yüzler, o döneme ait platonisyen bir idealliktedir. Leonardo'da yüzlere bir çizgi daha eklenir, gülümseme. Meryem'in, meleklerin, Madame Lerme'nin, gökyüzünü göstererek gülümseyen Saint Jean-Baptiste'in ve yine gökyüzünü gösteren ilk Ermiş Anna La Joconde'un yüzünde bu yeni çizgi hakimdir. Leonardo'ya ait bu gülümseme başka hiçbir ressamda yoktur. Onun kahramanlarının gülümseyen dudakları gözlerle mükemmel bir daire oluşturur. Leonardo tüm yaşamı boyunca dağlardan korkmuştur. Onlardan kopan kayalardan, çökmelerinden, içlerinde bulunan fosillerden, büyük su akıntılarından ve atmosfer olaylarından hep ürkmüştür. Resimde uzakta mavimsi bir silüetle görülen dağ tamamen ıssızdır. Her şey minerale indirgenmiştir ve bir tufan az önce her şeyi silip süpürmüş gibidir. La Joconde resminde de uzakta görülen mavimsi dünya aynı gizeme sahiptir. Kayalardaki Meryem resminde de garip bir mineral havası vardır ve bir mağaranın girişini andıran mekan en önde bir uçurumla sonlandırılmıştır. Aynı uçurum Ermiş Anna resminde de yer alır ve seyirciyle sahneyi birbirinden ayırır. Ön kısımdaki uçurum oval bir çizgi çizer. Ve bu oval çizgi yılan kavi bir kıvrımla arkaya doğru ilerleyerek kozmik dünyaya bir dalış yapar. Tüm bunlar benim Milano üzerine yazılmış kendi kaderime benziyor. Ben tüm bunları düşümde gördüm. Çünkü çocukluğumdan yaşlılığıma kadar yaşamımın her yerinde bir Milano silüeti baştan sona yer aldı. Ve aynı silüet ayaklarıyla beni kaldırıp dudakları üzerine koymuştur. Sigmund Freud, ressamın Milano düşünden yola çıkarak 1910 yılında bu tablonun bir analizini yapar. Böylece Leonardo'nun bir çocukluk anısı da ortaya çıkarılır. Freud, ressamın çocukluğunda görüp etkilendiği bir kuştan söz eder. Düşünüre göre bu kuş eski Mısırlılarda annenin kutsallığını simgelemektedir. Toskanalı bir yazara göre Leonardo'nun iki annesi olmuştur. Biri gerçek annesi, diğeri üvey annesi. Ve yine Freud'a göre ressam daha sonra her iki annenin yüzünü bu resminde tek bir yüzle birleştirmiş ve onlara bir kutsallık katmıştır.
Freud'un öğrencilerinden biri olan Oscar Pfister, birkaç yıl sonra Meryem'in dizi üzerindeki mantosunda bir kuş figürü keşfeder. Kuşun kuyruğu resimde çocuğun ağzıyla dip dibedir. Arkada ise sular içinde boğulmakta olan bir adam figürü ortaya çıkar. Kayalardaki Meryem resminde yer alan mağaranın gerisinde ise bir tür insan yüzü fark edilir. Bir başka yazar resimde yer alan uçurumda çakılların arasında bir tür ana rahmi figürünü ortaya çıkarır. Tüm bu analizler Leonardo'nun kendi yazdığı günlüklerinde belki de karşılık bulabilir. Leonardo tüm yaşamı boyunca bilimsel deney ve gözlemlerden korktuğunu ifade etmektedir. Ancak bazen fantastik resimlerden, deforme olmuş ve karikatürvari yüzlerden ve bu bozulmalardan etkilenmiştir. Mantegna aynı dönemde yaptığı bir resimde yer alan bulutta bir insan yüzü gizler. Bu 16. yüzyılda analojinin bir figürü durumuna gelecektir. Ölmüş birine ait manzara, doğayı içinde yansıtan başlar ve grotesk figürler. Tüm bunlar barok çağına ait olup karmaşanın bir tür estetikle sunulmasını yansıtır. Analojik araştırmalardan doğmuş olan bu hayal gücü makinesi, keşfettiği tekniği optik illüzyonlara, hatta çocuk bilmecelerine kadar her şeyde yansıtacaktır. Günümüzün gelişmiş bakış açısı, yüzyıllar önce yapılmış bu resme bakarak çok şey söyleyebilir. Ancak hiçbir şey, bu resimde ortaya çıkarılan gizli figürlerin bizzat Leonardo tarafından bilerek konduğunu kanıtlayamaz. Leonardo'nun geldiği entelektüel nokta, hiç kuşkusuz bu karmaşanın ortaya çıkmasında etkilidir. Zira o, her resminde analoji ve örtüşmeleri sürekli olarak çoğaltmıştır. Plastik onda ana tema haline gelmiştir. Her figür bir fikir taşır, ancak resimde yer alan hiçbir figürü ve biçimi tam olarak tarif etmek olanaksızdır. Bu anlayış, Rönesans'ı da içinde eriten yeni bir düşüncedir. Bir dünya, sonsuz bir başka dünya üzerinde. Kapalı biçimler, açık biçimler üzerinde yükselir. Bu belki de ressamın tamamlanmamış birçok tablosunun tek açıklamasıdır. Sanatçıyı durmadan iten, yönlendiren ve garip bir girdabın içine çeken şeyin bazen bir kayalık olduğunu düşünüyorum. Bazen düşümde kendimi bu kayalığın içine oyulmuş büyük bir mağaranın ucunda görürüm. Çevremdeki her şey belirsiz, sonsuz ve biçimsizdir. Tanıdık ya da tanımı yapılabilecek hiçbir şey bulmam. Bazen belki farklı bir şeyler görürüm diye aşağıdaki boşluğa bakarım. Ama korkunç karanlık her şeyi gizler. Bu anda içimde hem korku hem de arzu uyanır. Böylesine bir karanlığı gördüğüm için korkar, ancak böylesine ilginç ve başka hiçbir yerde görülmeyen şeyleri gördüğüm için arzu duyarım.